Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte güzel bir sütlü tatlı tarifi yapacağız. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Öncelikle tenceremizin içerisine 100 gram margarin veya tereyağını alalım. Tereyağı veya margarini düşük ateşte olacak şekilde eritmeye bırakalım. Yağımız tamamen eridikten sonra üzerine klasik su bardağıyla 1 su bardağı un ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu işlem çok önemli. Sürekli karıştırarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer sürekli karıştırmazsanız ununuzda yanmalar meydana gelebilir. Bu da tatlınızın kötü bir tatlı olmasına sebep olacaktır. Sürekli karıştırarak birkaç dakika boyunca bu şekilde ununuzu kavurun. Daha sonra da üzerine yine karıştırmaya devam ederek 1 litre sütü azar azar yavaş yavaş dökerek ilave edin. Bir anda dökerseniz yoğun topaklanmalar meydana gelebilir. Ama bu şekilde yavaş yavaş döküp bir yandan da karıştırmaya devam ederseniz eğer tatlınız ipek gibi bir kıvamda olacaktır. Verdiğim ölçüler gayet yeterli geliyor. Miktarları değiştirmeden yapmanızı tavsiye ediyorum. Orta boy borcam için de ideal bir kıvamda oluyor. Ayrıca borcamda değil, kaselere paylaştırarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı da toz şekerini ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi unda topaklanmalar meydana gelmedi. Eğer topaklanmalar meydana gelmişse bu aşamada blenderdan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tatlımız kısa sürede kıvam aldı. Gördüğünüz gibi koyu bir kıvama ulaştı. Artık ocağın altını kapatıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz tavuk göğsünün içerisine bir paket vanilin ilave ediyoruz. Damak zevkinize göre vanilin ilave etmeden de hazırlayabilirsiniz. Tatlımızın ismi kaşık pastası olarak da geçiyor. Supangileli tavuk göğsü de diyebiliriz. Orta boy borcamı önceden ıslattım ve sıcak sıcakken tatlımın tavuk göğsü kısmını borcamın içerisine alıyorum. Yaklaşık olarak 1-2 saat boyunca buzdolabında soğumaya bırakırken daha sonra supangile kısmını hazırlıyorum. 3 su bardağı sütü tenceremin içerisine aldım. 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı nişasta, yine 1 yemek kaşığı unu da ilave edip karıştıralım. Topaklanmalar meydana gelmesin. Bu aşamada ocağın altı henüz açık değil. 2 yemek kaşığı dolusu da kakao ilave ediyoruz. Malzemelerimizi güzelce çırpıp ocağın altını açalım. Tatlımızın supangile kısmını pişirmeye alalım. Tatlımız için gereken malzemeler hemen hemen bu kadar diyebilirim. Kısa sürede supangile kısmı da kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Yine ocağın altını kapatıyorum ve tablet çikolatalardan 4 kare olacak şekilde içerisine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Yarım çay bardağı kadar damla çikolata kullansanız da yeterli gelecektir. Hiç çikolata ilavesi yapmadan da hazırlayabilirsiniz. Pastamızın tavuk göğsü kısmı 1-2 saat buzdolabında dinlendikten sonra spangile kısmını hazırladım ve spangilesini sıcak sıcakken üzerine döküyorum. Ve daha sonra her yere eşit bir şekilde yayalım. Üzerini güzelce düzelttikten sonra soğumaya bırakalım. Yaklaşık olarak 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlendirirseniz çok güzel bir kıvam alacak ve soğuyup dilimlere kolayca ayrılacaktır. Ayrıca bu tatlıyı kaselerde de hazırlayıp sunabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.